17. yüzyıl Avrupa'sında kocanızın sizi bıraktığı evde yaşayan dul bir kadın olduğunuzu hayal edin. Küçük bir bahçen var. Orada şifalı ot ve çok sayıda sebze yetiştiriyorsun. Elimden geldiğince dini vecibelerini yerine getiriyorsun. Kulağına bazı söylentiler geldi. Geceleri şeytani ayinler düzenleyip büyü yapanlarla ilgili. Bu konuda psikopos tarafından bazı kişilerin mahkemeye çıkarıldığına şahit oldun. Çok da önemsemiyorsun. Hatta aksine mahkemeye çıkarılan kişileri lanetliyorsun bile. Ta ki bir sabah psikoposun adamları kapına gelene kadar. Onlara direnmek nafile. Onlar ne diyorsa onu yapmak zorundasın. Evlerinin pencerelerinden komşuların, daha dün sohbet edip gülüştüğün arkadaşların seni seyrediyorlar. Endişeyle olacakları merak ediyorlar. Sense bir yanlış anlaşılma olduğuna emin bir şekilde ilerlerken aklına lanetlediğin o insanlar geliyor. Ardından kendine itiraf etmekte zorlandığın o cümleler yankılanıyor zihninde. Ya bana da onlara yaptıklarını yaparlarsa? Artık benliğinden sıyrılıp korkunun esiri oluyorsun ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Ve şimdi de mahkemeye çıkartıldın. Adın mahkeme tutanaklarına geçirildi ve hakkındaki iddialar yüzüne söylendi. Sohbetler ettiğin, birlikte yemekler yiyip mal alıp verdiğin komşularından biri sebepsiz yere seni şikayet etmiş. Pagan ayinler yaptığından ve hasat zamanı gelmeden çürüyen ekinlerden seni sorumlu tutuyor. Tüm bu olanlara anlam veremiyorsun. Tedirginlikle, şaşkınlıkla sağa sola bakıyor, söylenenleri anlamakta güçlük çekiyorsun. Ağzından masum olduğuna dair birkaç kelime dökülüyor. İtirazın kayıtlara geçse de bu işten kurtulmak o kadar kolay olmuyor. Yargıçlar büyücülüğün ciddi bir suç olduğunu ve eğer itiraf edersen sana merhamet gösterileceğini söylüyorlar. Ağlamaklı bir şekilde tüm suçlamaları reddediyorsun. Ama dedim ya, bu o kadar kolay değil. Seni sorgulamak üzere hücrelerden birine götürüyorlar. Mahkemece atanan görevli seni ite kaka çırılçıplak soyuyor. Vücuduna işlediğin bir büyü olup olmadığını anlamak için vücudunun her bir yanı dikkatle inceleniyor. Sonrasında parmaklarını mengeneye benzer bir alete yerleştirip sıkıştırmaya başlıyorlar. Cadı olduğunu itiraf etmen için son şansının olduğunu söyleyip kulağının dibinde bağırıp çağırıyorlar. Ama sen bu suçu kabul edersen işlerin daha da kötüye gideceğini biliyorsun. O gün bir şekilde tüm o işkencelere, aşağılamalara katlanıyorsun. Fakat sorgulamanın ikinci gününde seni çok kötü bir şey karşılıyor. Tekerleğe benzeyen kolları çevrildiğinde kolları ve bacakları yavaş yavaş geren bir işkence aleti. Seni o düzeneye yatırıyorlar ve aletin kolunu yavaşça çeviriyorlar. Bir süre sonra omzun yerinden çıkıyor ve acı içinde boğazın patlayana kadar bağırıyorsun. Bunu şeytana olan bir yardım çığlığı olarak düşünüyorlar. Sonrasında ise kollarını ve bacaklarını daha çok geriyorlar. Artık dayanamıyorsun. Cadı olduğunu itiraf ediyorsun. Olmadığın şeyi itiraf etmek acını azaltacak sanıyorsun. Seni o gece hücrede yalnız bırakıyorlar. Tüm gecen bundan sonrasını düşünmekle geçiyor. Ertesi gün seni saçlarından tutup çekerek sürüklüyorlar. Güne öyle uyanıyorsun. Senin gibi başkalarının da olduğu bir meydana getiriliyorsun. Seni sağlam bir direğe bağlıyorlar. Başın öne düşmüş vaziyette bir an önce ne olacaksa olsun diye beklerken son bir kez başını kaldırıp kaderinizin biri yazıldığı o zavallılara bakıyorsun. Artık bahçende sebzelerini yetiştirirken sana eşlik eden küçücük kuşların sesi yok. Şimdi sadece ruhunun bedeninden ayrılışını keyifle seyredecek olan öfkeli kalabalığın sesi var. Ve bir de direğin altına atılan odunların sesi. Odunları bir şeytandan daha kurtulduk düşüncesiyle dualar ederek tutuşturuyorlar. Sen böyle ölüyorsun. İnsan, tarih boyunca her dönemde büyü, fal, tılsım gibi mistik güçlere başvurmuş ve onlardan kendi çıkarları doğrultusunda faydalanmaya çalışmıştır. Antik Mısır'da geleneksel tıbbın yanı sıra hastalıkları iyileştirmek, kötü ruhlardan korunmak ve tanrılarla iletişim kurmak için büyü kullanılırdı. Antik Yunanlar, tüm dini ve tıbbi uygulamalarda büyülü değnekler ve semboller kullanırken, Mezopotamyalılar kil tabletlere büyülü sözler yazarlardı.
Büyü, Roma hariç söz konusu dönemdeki tüm medeniyetlerde dinin ayrılmaz bir parçasıydı. Roma'da M.Ö. 438'den itibaren büyü yapmak ölümle cezalandırılan bir suçtu. Roma yasaları büyücülüğü başta salgın hastalıkların ve elverişsiz tarımın kaynağı olarak görüyordu. Yüzyıllar boyunca binlerce kişi bu yüzden idam edildi. Cadı avcılığı uzun zaman boyunca krallar ve soylular tarafından saçma bir inancın peşine düşmek olarak görülüyordu. Örneğin 8. yüzyılda Kutsal Roma İmparatorluğu Kralı Şarlman cadı avcılarını alaya alıp onların yakalanıp ölümle cezalandırılmasını emretmişti. Benzer şekilde 11. yüzyılda hüküm sürmüş Norveç Kralı 3. Harald büyücülük yapıldığına inananların büyücülükten daha çok tehlikeli olduğuna hükmedip ağır cezalar vermiştir. Orta Çağ boyunca büyücülük ve cadılık suçlamalarında genellikle kısa süreli hapis veya para cezası veriliyordu. 12. yüzyılda Engizisyon mahkemelerinin ortaya çıkmasıyla bu durum değişti. Orta Çağ'ın sonlarına gelindiğinde Katolik inancı haricinde bir başka inancın adetlerini açıkça yerine getirmek oldukça tehlikeliydi. 1484 yılında Papa 8. Innocentius, Jabon Sprenger ve Henrik Kramer adındaki iki din adamını Almanya'da görevlendirdi. Bu din adamları da Maleus Maleficarum yani Cadı Çekici adında bir kitap yayımladılar. Kitabın temel mantığı İncil'in Mısır'dan çıkış bölümündeki büyücü kadını yaşatmayacaksınız ifadesi üzerine kurulmuştur. Üç ana bölümden oluşan bu kitabın birinci bölümünde cadıların varlığından bahsedilir. Ayrıca cadılığı inkarın sapkınlık ve kafirlik olduğunu da belirtir. İkinci bölümde büyücülük ve cadılık suçlarının nasıl işlendiği, nasıl tespit edileceği ve ne şekilde önleneceği konusunda bilgiler verir. Kadının zayıf yaratılışından dolayı şeytanın tuzaklarına daha kolay düştüğü ve günahkar olarak dünyaya geldikleri vurgulanır. Üçüncü bölümde ise cadılar ve tüm kafirlere karşı nasıl cezalar verilmesi gerektiği hakkında bilgiler yer alır. Yargılamadaki en temel yöntem işkencedir. İşkenceyle kişinin cadı olduğunu itiraf etmesi beklenir. Hali hazırda kitap, cadılık suçunun inkarını suç saydığından, sanık kendisine atfedilen suçu inkar etse de suçlu sayılıyordu. Kısacası, yargılanan tüm sanıklar her şekilde suçlu sayılıyordu. Ayrıca bu kitap, inançlı insanlardan, şeytanla birlik olan bu insanların yakalanmasında, engizitörlere yardımcı olmaları çağrısında bulunuyordu. Büyücülük faaliyetlerinin tümünü kadınların sırtına yükleyen bu kitap geniş kitlelerce okundu. Ancak birkaç yıl içinde Katolik Kilisesi kitapla arasına mesafe koydu. Çünkü kitap din dışı inançlarla da anılır hale gelmişti. Oysa Protestan Kilisesi bu ve benzeri kitapları desteklemiş, haliyle Protestan Reformu cadı avıyla desteklenmişti. Avrupa genelinde Protestan kiliselerinin kurulmasıyla cadı avları daha ciddi bir hal almıştı. Bir kadın şehirden uzak bir yerde oturuyorsa, giyim tarzı tuhafsa ya da sadece yabancı biri olarak yolu oraya düştüyse hastalıklara, ölümlere hatta doğal afetlere yol açmakla suçlanabilirdi. Bir kadına cadı olduğunu itham etmek tamamen keyfiydi. Sevmediği bir komşusunu, malına çökmek istediği birini cadı diye yaftalayabiliyorlardı. Cadı avı inanılmaz bir hızla yükseliyordu. 1563 yılında büyücülüğe karşı bir yasa çıkarıldı. Sonraki 150 yıl boyunca cadılıkla suçlanan kişinin vücudunu delmek için cadı şişleri kullanıldı. İşkence yöntemi mahkemenin karar verebilmesi için gerekliydi. Bu yöntemler keyfi değildi, belli bir prosedüre göre ilerliyordu. İşkencenin şiddeti artırılarak sanık gözlemlenir ve suçunu itiraf etmesi beklenirdi. Nihayetinde sanık, uzun süren şiddetli işkencelerin, eziyetlerin ardından suçlamayı kabul edecek hale gelirdi. O dönemde kendinizi birden yok yere suçlu konumunda bulabilirdiniz. İşte böylesine berbat bir dönemdi. Neyse ki 18. yüzyılda daha rasyonel ve bilim odaklı bir çağ başladı. Büyücülüğe inanan ve cadılara zulmeden kişiler artık hoş karşılanmıyordu. İkinci George'un hükümdarlığı sırasında 1735 tarihli büyücülük yasasıyla Britanya'da bir kişinin kendisinin veya başkasının doğaüstü güçleri olduğunu iddia etmesi veya birini cadı olmakla suçlaması açıkça yasa dışı ilan edildi.
Diğer ülkelerde çok geçmeden aynı şeyi yaptılar. Ve sonunda 200 yıl süren bu çılgınlık sona erdi. Erken modern çağ dönemindeki cadı avı sırasında 70 bin kişinin idam edildiği düşünülüyor. Ancak bunun sadece 12 bini resmi kayıtlara geçmiş durumda.